Buradaki problem şu, açıkçası vücut dili. Bak vücut dili diye bir şey var ya, vücut dili. Nedir abi? Vücut dili şudur. Aynı cümleyi ben söylerim, sen söylersin. Senin söylediğinden insanlar kırk şey anlar. Soru işareti olur. Ya da böyle mi acaba diye soru işareti bırakırsın. Bazısında vücut dili o konuda insanları tatmin eder. Şimdi senin böyle sempatik bir tatlı bir gülümsemen var ya mesela. Bu tip gülümseme oyun alanına yansıdığı zaman sen gülerek ben sakatım dediğin zaman mesela orada o vücut inandırıcılığını kaybediyor. Ama ben hep gülümsüyorum abi. Doğru ama şuradayım ben. Ya sakat adamın mesela gülümsemesi hikayeyle uymuyor. Sen şimdi oyuncu olduğun için söyleyeyim. Dizi seyrediyorsun. Ondan sonra dizide bir sahnede birisi gülerek sakatım diyor. Bu yönetmenin şu mesajı verdiğini anlarız biz buradan. Bu adam aslında kafasında başka bir şey döndürüyor diye. Burada bak %1 yanlış anlama ya. Senin sakatlığına göre %1 şüphem hiç olmadı. Biliyorum abi. Bir kere bile hani böyle bir konu geçti mi aramızda? Yok hayır. Sen sakat dizi ben dedim mi? Yok. Ama Survivor'daki olay şu, benim görüşüm. Dünyanın bence kendi içerisinde en adil yarışmalarından biri. Ya bugün futbolda mesela hakem yanlış yaparsa senin hakkını yiyebiliyor değil mi? Evet. Survivor'da bizim yapacağımız yanlışlar sizin hakkınızı yiyemez. Ya biz yanlış yapsak ne olur, yapmasak ne olur. Mesela ben yanlış yapıp da senin şampiyonunu engelleme şansın var mı? Bir oyunda iki sayını yesem, seyirci de zaten bunu görüyorsa, zaten sen o iki sayı kaybetmiş olmuyorsun ki. Ben kendi açımdan yaptığım yanlışlar genelde bana patladı. Yani itirazlardan sonucu aç kaldığım oldu. Hayır, o başka bir konu. Şey tamam. Hayır, itiraz ama sen itiraz hastalığına yakalanmışsın bu arada. Yani o bir ayrı bir konu. Daha kap takmış. Hani beyin refleks olarak itiraz üretiyor. Bir şey arıyor tamam mı? Kaybettiği zaman Ersin, her oyunda mı olur bu? Kaybettiği zaman böyle aramaya başlıyor tamam mı? Biz o sırada aşağı siniyoruz falan. Tamam mı? Aman bizi bir şey yapmasın, konuya sokmasın diye. Bu ya atış yeri, en son güneşle kapadı zaten. Finali güneşle yaptı. Güneş var abi dedi en son. Yani i̇şte saniye, top elinde saniye itirazı falan. Yani her itirazı oldu açıkçası. Burada geleceğim nokta şu, bu kazanma arzundan kaynaklanıyor. Onu kabul ediyorum. Ama vücut dilindeki bir umursamazlık var sonuçta. Sonuçta Mert şöyle bir olay var. Ben sana şöyle söyleyeyim. Sen Survivor değildin yani. Yani şampiyon olacak isim değildin. Bunu ben ne zaman anladım biliyor musun? Yarısından sonra anladım. Bir virgül koyabilir miyim oraya? Aynen öyle abi, çok doğru söylüyorsun. Bir 10 sene önce gelmiş olsaydım. %90 diyorum o zaman. O zaman evet. O şampiyonluğa yani şu anki atıyorum %80 şampiyon olmak istiyorsam içimden. Evet. %100'ümü verir devam ederdim. Katılıyorum. Bir 10 sene önce senin gelmiş olsaydım. Senin 10 sene önceki resimlerini gördüm ben. O gözler şampiyonluk gözü mesela. Ama şimdiki gözler bana karizmatik bir oyuncu. Gerçek anlamda söylüyorum. Yani buraya biz mesela çok değerli bir sanatçı getirsek bugün şampiyon olabilir mi? Ne kadar değerli olursa olsun olamaz ki. Hani ne bileyim Tarkan'ı getirsek Tarkan şampiyon olma şansı var mı? Yok. Enerjisel bir mesele var orada. Evet. Yani Tarkan hepimize huzur verir. Ondan sonra onu görmek mutluluk verir. Ama Tarkan şampiyon olacak mesajını vermez. Yani burada aynı şey sizin için de geçerli ama bana soruyorsun Ersin'de bu ışık vardı biliyor musun? Vardı. O yüzden ben senin elenmene hiç üzülmedim. Evet. Yani gerçekten üzülmedim. Çünkü ben ne zaman üzülüyorum? Hani hayaller orada bitiyor falan. Yani diyorum ya mesela yarışmacının hayalleri bitiyor. Onun işte bir isteği var falan. Sen o enerji bana da vermedin yani. Son 15 gün, 20 gün işte kafa olarak gittim. Bugün bir farklı bir şeyim. Yani anladın ama mi? Öyle bir mental bir düşüşe var, geçmiştim abi. O da yorgunluk işte. Hani yorgunluk, işte yorgunluk. O şampiyonluktan. Yani belki yarışmanın süresiyle de alakalı olabilir. Yani aşağı yukarı 5 aya yakın bir süre. Belki 3 ay olsaydı o süre. Bence Luka'yla falan da alakası olabilir. Gerçekten söylüyorum. Hani bana sorarsan Luka'yla da alakası olabilir. Yani. Tabii akşam ne yapıyoruz baba, yok burada. Evet değil mi? Yani, hani şimdi sosyal hayat diye bir olay var ya. O sosyal hayatındaki zenginlik. Şimdi Survivor'a giderken şimdi kendi sosyal hayatını bırakıp geliyorsun ya. Bugün öğrenci bir kardeşimiz. Okula aşırı derecede gidiyorsa, okulu bırakıp buraya geliyorsa Allah razı olsun der değil mi? Evet. Yani okula gideceğime, kampüslerde ders dinleyeceğime Survivor dedi. Aradaki şimdi bak, fark bu. Neyi bırakıyorsun, nereye geliyorsun? Evet. Şimdi Mert'in durumu öyle değil. Mert'i bugün insanlar önünde buluşuyor Luka'da. Akşam Mert'in önünde buluşalım diyorlar yani. O derece müdahale ediyor. Şimdi baktığın zaman böyle bir arkadaşımızın, bu an yanlış anlamayın, bunu da güzel bir şey olarak söylüyorum. Evet. Sosyal, sürekli olarak insanlarla iç içe. Ya bizim Mert'le tanışıklığımız şöyle anlıyor bize.
8 ya da 10 kişiden geldi Mert girdikten sonra. Öyle geldi. Tabii. Yani 10 kişiden belki Mert'le ilgili. Ha bu arada çok komik bir şey var. Zaten Survivor'a gelenlerin ben yarısını bir yerlerden tanıyor oluyorum. Biz Ersin'le 15 yıl olmuştur ya. Evet. Yani en az 20 kere 30 kere oturmuşluğumuz vardır yani. Bizim zaten gelenlerin ünlük dediğiniz kısım benim bir şekilde arkadaşım var, dostum var, çok görüştüğüm var, tanıdığım var. Hepsi öyle. Mert'le de çok ortak tanıdık. Çok çıktı. Karşılaşıyorduk abi. Evet yani o senin bıraktığın çevre Survivor'da belli bir süre sonra yorgunluk yapar. Evet. Bunu mesela Pascal Numa'da da ben yaşamıştım. Pascal Numa ikinci ayında o yorgunluğa başladı böyle. Beyinsel. Olan bir şey yani o zaman genelde. Oluyor, çok oluyor. Denk geliyor yani böyle. Ya zaten bu iş ne biliyor musunuz? Kim kafa olarak fokuslanabiliyorsa götürüyor. Siz bizim şampiyonlara bir bakın. Allah razı olsun. Adamın bir tane böyle şey oyunu yok hiçbirinin. O Gedayları falan bir düşünün ya. Yani Adem, O Geday, Tur abi, Yusuf. Aynı. Bakıyorum hepsi. Full fokus tipler. Bir de yarışma mesela 3 ay uzasa aynı şeyle devam edecekler, aynı motivasyonla. Tabii. Yani mesela Ümit Karan sonlara doğru yoruldu. İlhan Mansız sonlara doğru yoruldu. Yani yorulduğunu hep hissettik bunları. Bunlar işi böyle ne diyeyim size, belli bir yerinden sonra götüremeyeceğini biraz belli ediyorlar. Zaten yakalıyorsun onu. Bakışlar değişiyor artık. Yani ben burada değilime dönmeye başlıyor. Sen de o dönemdeydin. Mert'te de işte o oldu. Mesela bizim belki sinirlendiğimiz şey de oydu. Gerçi bizim mesela abi belki bu soruyu tekrar sorarsın bana da. Mert'le bir kırgınlığımız oldu ama tabii vedalaşırken de güzel bir şekilde vedalaştık. Bir hafta tak sizin, yanıma geldi yani. Ama sizin kırgınlığınız Survivor normlarında 3. sınıf derim ben buna. Evet, yani ben, evet. Ben şey çok gördüm mesela Merve Aydın, Serenay olayı vardı. Serenay şok bir şekilde eğlenmişti. Bir yıl unutmadı. Evet, bir yıl sonra hala oy atarken onu sayıklıyordu mesela. İşte aynı. Ya da Hakan'ın Doğukan Manço'yu, Hakan Atipoğlu'nun Doğukan Manço'yu bir eli işi var inanamazsınız. Yani oyunu hani kaybederse Doğukan eleniyor. Öyle bir dönemdi, hatırlamıyorum şimdi tam oynamak için. Yani Hakan o gün çok istekli değildi mesela. Evet. Doğukan'ı eledi. Bize sosyal medyadan özellikle çok soru gelmiş. Evet. Onlara da söyleyelim. Ersin'le hiçbir sorunumuz yok şu anda. Zaten ben elenir elenmez Ersin'in yanına koştum. Ya sizin Survivor'daki elendim, zaten gözün aydın diye. Survivor'daki görüntünüz zaten sorun olabilecek bir görüntü değil ki. 3 ay boyunca orada sizin şey sohbetleriniz, ada konsey sohbetleriniz ki ben hepsini yayında gördüm bu arada. Yayında derken montajda görüyordum. Hani benim için en büyük eğlenceydi. Şey gibiydiniz böyle ya, hani bunun ya ona benzediği için söylemiyorum, tarz olarak benziyor. Muppet Show'daki ikili gibi, evet, evet. Böyle siz onun üçlü versiyonu. Sürekli olarak orada karşı tarafla ilgili yorumlar, fiskoslar. Yani baktığın zaman çok eğlenceliydi. Yani o orada oluşan samimiyetin bozulma ihtimali yok ya. Yok abi, yok. En fazla hiçbir yani, sorunumuz yok yani Ersin'de. Onu altını çizelim, herkes bilsin. Ya senin o son döneminin Ersin üzerinde de etkisi oldu. Yani adam 6 oyuna falan çıkmaya başladı üst üste. Evet, evet, evet. Hani sen ama sonra iyi ki de çıktı. Bu senenin en iyi rekoru Ersin de 5'te 5 yaptı. Yani Mert diyor ki, Ersin, Mert diyor ki, Allah'tan diyor, Ersin orada diyor, işte omzum ağrıyor, bugün güneş erken doğdu falan deyip oynamadım. Ersin'i de koşturdum. Ersin de o sayede parladı. Yani takımdaki yıldızı parlattın aslında sen, değil mi Mert? Yok abi, estağfurullah. Abi size yorulduğunu hissettim mesela. Ondan sonra Sercan da zaten sakatken, yani herkes de biliyor, bir performans yüksekliği vardı. İşte ben de yardırdım. Yardırdın da bak şöyle söyleyeyim. Mert'e şimdi 38, hani biraz şey diyoruz. Sen kaç yaşındasın? 43. 43. Yani senin yaşında bu performans... İnanılmaz. Survivor tarihinde... Çok iyi. Bak, hiç görmedim. Yani seni şimdi sürpriz diye anlatırken seni şöyle sürpriz diye anlatıyorum yani. Evet, şey olarak zaten fiziksel olarak beklemiyorsun. Çünkü çok sakin duruyorsun. Hani bu adam o parkuru kıramaz diyorsun. Sen kendi içinde inanılmaz geliştin. Önden hazırlanmışsın, altyapın iyiydi. Ama yaş 43 mesela. Abi bir de önemli bir yaş. Ceyhun abiyle çıkıyor dersin. Yani sonradan bir açıldı. İnanılmaz açıldı yani. Ceyhun'la sizin maçlarınız bu arada mesela 60'a 40 falan gidiyordu neredeyse başta. Gerçi Ceyhun da benim için efsane yaşımız zaten ama. Yani oralardan sen en iyiye çıkmaya başladın. Sen birkaç tane en iyiye çıktın ya. Bayağı çıktın. Abi ve işte, sen çıktığın zaman biz kenarda diyorduk ki çok zor kaçırması. Bir tane kaçırdın, kritik bir ödülü kaçırdın. Evet. Son saniyede böyle bir saniyeyle hatırlıyorum, dere kenarındaydı oyun. Evet.